Dünyada ve Türkiye'de gerçekten milli ve yerli üretimin sembolü olabilecek bir ürünün mekanındayız. Evet, adı Akıllı İnek olarak geçiyor bu ürünün. Yaklaşık 5,5 yıllık bir çalışmanın ürünü. Ve şu anda o ürünlerden 5 çeşidinde birinin önündeyiz, standındayız. Ve bu AVM tipi diye geçen Akıllı İneğin süt, ayran, çikolatalı süt, çilekli süt gibi mamulleri de var. Evet, bu ürünün gerçekten de Türkiye'de bundan sonraki süreçte çocuklarımızın sağlıklı büyümesine çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum 25 yıllık gazetecilik deneyimime dayanarak. Çünkü 5 yıldır bu ürünle ilgileniyorum. Şimdi ürün standının başındayız ve kesinlikle şunu yerinde göreceğiz. Ama ben kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Derya Hanım. Evet. Derya Hanım bize bu AVM ürününün nasıl kullanıldığını gösterecek efendim. Nasıl bir yol izliyoruz efendim? Gördüğünüz gibi burada akıllı bir ekranımız var. Maket bir iğneğimiz var. İğneğimizin meme kısmından 4 ayrı süt alabiliyoruz. Hem sıcak süt hem soğuk ayran. Ayran. Evet. Sade süt, çikolatalı süt. Evet, çilekli süt. Bir daha basalım örneğin. Tabii ki. Mesela sade sütü seçelim. Evet, sade sütü seçtik. Bozuk paramızı. İçecek seçiniz. İçeceğimizi seçtik. Lütfen jeton atınız. Jetonumuzu attık. Lütfen doğrudan fazlayı yerleştirin. Evet. Tamamıyla kendisi talimat veriyor yönlendirirken. Ve bardağı alın, jetonu atın ve sütün dolmasını bekleyin. Evet, sütümüzü aldık iliğimizde. Evet. Şimdi... bizi uyaracak ineği. Evet, ineğin sesini duyduk. İçecek seçiniz. İçeceğimizi zaten süt olarak seçtik değerli izleyin. Evet. Tabii sağlıklı beslenmenin ilk şartı hijyenik bir gıda tüketmek. Son derece hijyenik bir ortamda tabii üretiliyor. Ki, tabii ki çok özel Ar-Ge çalışmalarıyla hazırlanmış olup hijyen konusunda da günlük kendini temizleyebiliyor. Ayrıca kazanımız mevcut, ısıtıcı bir kazanımız var. Sadece tek tuşla makine kendini temizleyebiliyor. Evet, tek tuşla makine kendini temizleyebiliyor. Çok çeşitli yerlerde, alanlarda da kullanılabilir. Bu ürünün başka çeşitleri de var değil mi bu mamulün? Tabii ki, tabii ki. Ev tipi bu olanlar var. AVM standımız, ev tipi olan ineklerimiz de mevcut. Normal parklara olan ineklerimiz de mevcut. Biz daha önceki çekimlerimizdeki ekranı izleyenler biliyorlar. Efendim biz bunun çeşitli standlarını da ekrana getirmiştik. Şimdi iddia şu, gerçekten de bu ürün çocuklara sütü sevdirecek. Biz bunu iddia etmiyor, ispatlıyoruz. Çünkü geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı beslenmesini hepimiz isteriz. Türk ulusu olarak buna ihtiyacımız var. Yerli ve milli bir ürün, Akıllı İnek. Herkese, her yere tavsiye edebiliyoruz. Özellikle toplu yaşam alanlarının bulunduğu yerlerde de daha çok tercih edilebilir ama ev tipi ürünleri de var. Bu ev tipi ürünü mü diyoruz buna? Evet, bu ev tipi ürünümüz.
Şöyle bir özelliği var. Çalışan anneler için özellikle. Anne programı kuruyor telefonda. Diyor ki Mira hadi uyku saati. Mira'ya 15 tane masal anlatma özelliği var. Masalımızı anlatıyor. Pulları amaçlı. Mira buraya 1 TL atıyor. Sütümü içmek ister misin diyor. Mira'ya anne buradan neyi tercih ederse koyuyor. Mira buradan sıcak sütünü içebiliyor. Çocuklara sütü sevdirecek bir de tasarruf yaptıracak bir teşvik edici özelliği var. Kumbara özelliği var. Çocuk buradan jetonu atacak, sütünü içip yatacak. 1 TL evet atıyor. Sütünü içiyor, uyuyor. Sonra anne çalışıyor, programı kuruyor. Ve diyor ki Mira hadi uyanma saati, uyan artık diyor. Sütümü içmek ister misin diyor. Mira'yı kaldırıyor. Mira kumbara amaçlı 1 TL atıyor ve Mira'ya süt veriyor. Evet. Biraz önce 5 üründen birini tanıtmıştık. Bu da ev tipi olan bir ürün. Değişik ürünler de var. Yakında piyasaya onlar da çıkacak. Şu çocukların hem eğitim alarak yani uyanmasında ve uyumasında büyük bir teşvik evet, özelliğine evet. sahip. Hem ineği hem de sütü sevdirecek. Yazın ayran da verebilen. Tabii, değil mi? Yazın ayran. Sıcak süt. Çilekli. Çikolatalı. Çikolatalı tabii, süt tabii. ürünleri de anne, var. Anne çocuğun ne içmek istese onu içiyor. Evet, akıllı ineğin piyasaya sürülmesini gerçekleştiren Mo Grup Yönetim Kurulu Başkanı da Cemil Panduroğlu. Bir girişimcidir, kendisine teşekkür ediyoruz. Biz bundan sonraki süreçte bu ürünü Türkiye'de yayılmasını amaçlıyoruz. Çünkü milli bir ürün. Sütü kolaya tercih etmeliyiz efendim. Kola içmektense çocuklarımıza süt içmeyi önermeliyiz. Öneriyorum. Görüşmek ümidiyle. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.